Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mount & Blade Warband'la yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Osmanlı senaryosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geçen bölüm için çok teşekkür ederim. Aramızdaki iletişimin ne kadar tatlı olduğunu geçen bölümde anladım. Sizden ufak bir ricada bulunmuştum. Siz de ricamı kırmamışsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda da kartlar kısmında Alp abimin kanalı yer alacak, haberiniz olsun. Yani umarım izlediğiniz videolardan keyif almışsınızdır ki ben zaten Alp abimi seyrediyorum. Kendisinin videoları oldukça eğlenceli. Umarım siz de eğlenmeye devam edersiniz. Ve babuşlar, yorumlar kısmını okudum. Şimdi öncelikle Canan Hanım'ı tavlayacağız ya. Bu arada Edirne Loncası'nın 3 günüm kalmış. Benim hemen gidip Edirne Loncası'nın görevini vermem lazım. Bayağı bir yağmacının falan icabına bakmıştık. Hemen buradan Edirne'ye doğru yola çıkalım. Yorumlara baktım. Canan Hanım'ı tavlamak için şiir öğrenmem gerektiğini söylediniz. Şiir öğreneceğiz, merak etmeyin. Ve aynı zamanda babuşlarımızdan biri şey demiş. Yahu hani böyle haritada boş boş dolanacağına gideydin, adam toplayaydın da bir hani kendine geleydin. Ya şimdiye bir ordu kurmuş olurdun diye falan söylemişler. Abi o işler o kadar kolay değil ya. Yani 2-3 defa böyle bir ordu toplama girişiminde bulunduk ama... Ooo, taraf değiştirmeler var. Lehistan Krallığından biri Karamanoğulları Beyliğine geçiş yapmış. Aman da aman, aman da aman. Efendim, hemen Edirne şehrine ulaşıp görevi verelim. Selamun aleyküm Lonca Başkanı, ben geldim. Şu görevi bir verelim. Kardeş, sen bana adamları avla dediydin. Bir de arkadaşlar, şimdi bizim ordu toplayabilmemiz için Lonca Başkanı ile görüş dedi Eneman. İyi günler babuş. Herhangi bir ilerleme kaydettin mi? Henüz değil mi? Nasıl henüz değil ya? Ben buradaki yağmacıların tamamını halletmedim mi? Etrafta yağmacı mı kaldı? 7-8 parti adamı paket ettim diye hatırlıyorum ben. Allah Allah. Gerçekten çok ilginç. Ben buradaki adamların tamamını paket etmedim mi ya? Ben bu adamların defterini durmuş olmam lazım. Bu arada Canan Hanım hala böyle bizi ziyaret et demedi ha. Şiir de öğrenemedik. Vallahi öyle dolanıyoruz ortalıkta. Bu arada babuşlar, yani bu arada deyip duruyorum. Bugün cümle toparlamakta bir sıkıntı yaşıyorum sanırım. Yani ordu kurabilmek için bize ekonomi lazım. Şu an ben turnuvalara katılıp para kasamazsam, turnuvalara katılıp işletme satın alamazsam ekonomi yapamayız ki olmayan ekonomiyle de ordu kuramayız. Şimdi tamam, yani iyi hoş, bizim karakter bayağı gelişti, bayağı sağlam vuruyor, godun mu oturtuyor ama... Her şeyi godun mu oturtmaktan ibaret değil. Böyle bir arkanı yaslayacağın sağlam temel de olması lazım. Buradaki arenaya gireceğim ve buradaki arenadaki elemandan hangi şehirlerde turnuva var onu öğrenmeye çalışacağım. Kardeşim, turnuva var mı? Budapeşte, Rutenya ve Podolya. Budapeşte'deki turnuvaya gidebiliriz sanırım ya. O şehirle biz savaşta mıyız? Dur bakalım, şöyle bir haritayı düz doğrultalım. Ve Budapeşte ne taraftaymış? Rutenya. Aslında Rutenya'ya gidebiliriz ha. Macar Krallığı'nın orada. Gerçi bu gidiş esnasında benim pek düşmanlarıma yakalanmamam lazım ama. Hadi bakalım, tek başımayım. Bu kaçaklar kim? Silahtarlar. Oo, abi galiba sağlam kayaya çarptık. Bunlar böyle bize bir pek rahat vermez gibi. Bu arada kusura bakmayın, böyle yan tarafta birkaç işim var. Arada kafayı dönüp oraya bakıyorum. Dalıyorum bazen. Kusuruma bakmayın abi. Oo, wo, 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 wo. Reisler, tamam. Sakin olalım. Sakin olalım. Yanlış adama dayılandık abi. Yanlış adama dayılandık. Yanlış adama dayılanmanın potansiyel sonucu olarak kuvvetle muhtemel dayak yiyeceğiz. Ama olsun, önemli değil. Bu bizim çabalamayacağımız anlamına gelmiyor. Ben hani böyle bir... Bunlar yağmacı dövmeye benzer mi lan? Keko. Hadi. Hadi, kurtardığın padişah kurtarsın şimdi seni. Bu adamlar yağmacı dövmeye benzer mi, bu adamları dövmek? İliğimizi kemiğimizi semirecekler. İliğimizi kemiğimizi ya. Usta bir saniye, şuradan böyle bir kılıç yemeden... var ya, ama burayı temizlersek buradan bir para gelir. Öf 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 öf. Buradan harbiden muazzam para gelir abi. Ay. Şimdi bak, bir atlıları dolandıralım, tamam mı? Bir tur ne yapalım biliyor musun? Şu ağacın etrafından dönelim. Atlılarla yayaların arası iyice açılsın.
Orada bu adamlara bir cozlayalım abi. Gel bakayım. Gel böyle. Gel böyle güzel. Atlılarla piyadelerin arası iyice açıldı. Şöyle şuradan bir piyadelere bir yaslayalım. Ama yaslayamıyoruz abi. Adamlar zorlu. Yani baksana 43 birim hasar verdim adama. Adam bana mısın demedi. Ben pek fazla kafamı çevirmeyeyim ya. Dalıyorum sonra odaklanma problemim oluyor. Ya ne yaptığımı merak ediyorsanız da render atmak durumundayım. Ne yazık ki elektrikler biraz fazla kesildiğinden dolayı böyle hani videolar bölük pörçük. Onları böyle bir toparlamaya çalışıyorum. Hani yan taraftan bakıyorum böyle bir arıza çıktı mı diye. Çünkü artık daha fazla video geciktirmek istemiyorum. Fark etmişsinizdir yani kanala bir gün video geliyor, bir gün gelmiyor. Bir gün iki tane geliyor, bir gün hiç gelmiyor falan. Onlar bu elektrik kesintilerinden dolayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Oy 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 oy. Tam adama vuruyordum, biri benim geldi sırtımı aldı. Tamam, ne yapıyoruz? Yoğun ormanlığın arasına girip adamları bir şöyle bir tur bir şey yapıyoruz abi. Bir tur bir afallatıyoruz. Gel bakayım, gel 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 gel. Atlıları nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Hadi piyadeleri bir şekilde hallettik de. Evet, 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 evet. Piyadeleri bir şekilde hallettik, sıra atlılarda. Acaba atlıların atına iyice fokuslanıp onların icabına bakmaya çalışabilir miyiz? Çünkü bunlar gerçekten sağlam kaya, sert kaya. Bunlar bizi böyle biraz bir üzebilir, yıpratabilir. Ay, o son adamı alaydım iyi olurdu. Şimdi atların böyle bir yorulma durumu falan da yok ya. Atların yorulma durumu olmaması biraz can sıkıcı. Kardeşim bir saniye. Şöyle şuradan şu piyadeyi de bir alayım. O kötü oldu. O kötü oldu işte. Tamam, biri öldü. Biri öldü. Şimdi sadece geriye kalan şey atlıları halletmek. Ama adamlarda mızrak var abi. Adamlarda mızrak var. Buradan böyle bir ikilemeye falan mı çalışsak acaba ya? Acaba ikilemek işe yarayabilir mi? Hani kıvrak manevralarla bir şekilde aşıyorum da. Abi kıvrak manevralar, kıvrak manevralar. Kesinlikle mızrak yememeye odaklanacağız. Ve şu an ağırlıklı olarak yaptığım şey adamların atına zarar vermeye çalışmak da. Yok, 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 yok. Bu canlı olmaz abi. Bu canlı olmaz. Hani atları olmasa yine bir tık şansımız vardı ama atları var abi. Adamların atları varken pek şansımız olmayacaktır. Birini daha indirmeyi başardık ama canımızı görüyorsunuz babuşlar. Canımızı görüyorsunuz. Canımız hakikaten çok çok kötü durumda. Hani bu vaziyetteyken çok içlerine girmek istemiyorum. Bak misal arkadaşın atını indirmeyi başardık. Attan inen eşeğe binmeye mahkumdur diyerekten şöyle bir kılıç darbesiyle bir canını alalım. Oy 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 oy. Sakın 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 sakın. Ama sen demeye cemiyorsun bunların canı hayli fazla. Arkadaşlar yandık galiba. Güzel yanmadık yanmadık. Sevindirici sevindirici. Hemen birinin daha atını. Hemen birinin daha atını. Şöyle bir atlara iyice zarar vermeye çalışalım. Amacım elemanları attan düşürmek. Bu arkadaşın atının çok az yanı kaldı gibi. Bu elemanların atlarının her birinin çok az yanı var. Ama şu an bir mesafe açmam lazım. Şu an bir mesafe açıp atımın sağlıklı oluşunun ekmeğini yemem lazım. Ata 122 zarar verildi. Tamam, çok güzel. At yattı aşağı. Şu an atımın sağlıklı oluşunun hakkını vereceğim. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. 12 tane 12 tane aslan parçası gibi adamın geriye sadece 3 tanesi kaldı. Şimdi yavaş yavaş dediğim gibi abi. Yavaş yavaş. Öncelik atlar. Öncelik atlar. Öncelik atlar. Bir sucuk stoğu yapacağız kendimize. Sonra bu arkadaşların icabına bakacağız. Seviye aldım hocam. Seviye aldım yani. Düşünün artık bu elemanların ne kadar kuvvetli olduğunu. Ama çok az yanım var. Şu an yaptığım hiçbir şeyde hataya yer yok. En ufak bir hatamda, en ufak bir mouse'umun kaymasında böyle avucumun içi bile kaşınsa bunlar beni çok fena oturtur. Buraya kadar gelmişken hata yapmaya kesinlikle tahammülüm yok. Kaçmaya başladı eleman, çok güzel. Şu kaçmaya çalışırken kelleyi alırız bu elemanın. Dur bakalım, dur bakalım. Ay yapma öyle.
Yapma öyle, yapma öyle, yapma öyle. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Şu an Can'a bakar mısın abi? Şu an Can kesinlikle çok rezalet durumda. Sakın, sakın, sakın. Ay deme be, deme be. Deme be, bir tur daha savaşma şansınız olmaz mı ya? Abi deme be. Yani şuna bakar mısın hocam? Sen er geç beni serbest bırakacaksın, ben seninle 1v1 atacağım. Ben seninle 1v1 atıp canını alacağım. Deme be. Yani son saniye abi, son saniye. Kesinlikle çok kötü oldu. Kesinlikle çok kötü oldu. Özellikle kafalık zırhımı falan çaldılar. Kardeşim gel bakayım bir birebir. Zamanında esir aldığım bir baba yiğit vardı, hatırladın mı beni? Zamanında esir aldığım bir baba yiğit vardı kardeş, gel bakayım. Atı kaybetmişsin. Hayırlar ola, böyle cengaver cengaver bir daha görmeyeyim. Bir daha yaptığınız hareketi görmeyeyim. Arkadaşlar bir bakayım şöyle bir render'ın bir olayı var mı, bir şeyi var mı? Yamulmayalım. Yamulmayalım efendim böyle, yani bir yandan video çekeceğiz derken. Aha işte bu. İşte bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görmek istediğimiz şeyler bunlar. Evet, benim o artı kırklık zırhımı adam araklamış ya. Benim artı kırklık zırhımı adam araklamış hocam. Yalnız bir şey diyeceğim. Baba benden 1500 dinar falan aldı bunlar. Yani 1500 akçe civarı bir şey aldılar. Ne yaptınız lan benim parama? Ne yaptınız oğlum benim parama? Adam paraya çöktü, direkt harcadı galiba ya. Hadi bakalım bir turnuvaya doğru ilerleyelim. Turnuvaya doğru bir ilerleyelim. O Rutenya şehrinde turnuva vardı. Bu arada affınıza sığınarak ben hemen geliyorum. Bir videoyu kesbit yapalım madem. Tamamdır. Tekrardan buradayım. Şimdi çok güzel adamları alt etmeyi başardık. Bize neredeyse tır gibi bir şey çarptı abi. İşin aslına bakacak olursanız. Şöyle bir çevikliği arttıralım. Binicilik becerisini baya baya arttırmak istiyorum. Çünkü binicilik becerisi 5 olduğu zaman çok daha rahat bir şekilde zırhlı atıma binebileceğim ve zırhlı ata binme özlemi çekiyorum. Aynı zamanda birkaç işletme daha açıp böyle bir iki şiir daha öğrenebilmek için şehirleri kovalamak istiyorum efendim, böyle turnuvaları. Rutenya şehrine doğru yola çıkmıştık. Yani tabii ki videoları birleştirdiğim için az önceki savaşın üstünden hani 1 dakika bile geçmedi ama bende yarım saat geçti. Hani o biraz problem. O biraz problem. Ne oluyor arkadaş? Herkes birbirine girdi. Bütün herkes birbirine girdi. Abo! Abo! Bu arada şey böyle. Hani şöyle bir abo dedim ya, o harekete şey diyorlar. Bizim babuşlar. Mahallenin dedikoducu teyzesi işte, mahalle kızlarından birini başka bir beyin yanında görürse falan. Başka bir bey derken herhangi bir erkek cinsi. Abo! Hala var mı ya mahallelerde öyle dedikoducu teyzeler? Ben pek rast gelmiyorum da. Bu arada Macar Krallığı'yla savaş halinde değiliz umarım ya. Şöyle bir bakmak istiyorum Osmanlı Devleti kimlerle savaş halinde diye, de kimlerle savaş halinde değil ki. Memlük Devleti, Sırp Krallığı, Boğdan Prensliği, Karamanoğulları Beyliği. Abo! Baya baya kalabalık düşman tarafı ama olsun. Bizim işletmelerden gelen maaş ne zaman devreye girecek? Şimdi kamptan, galiba kamptan değil, raporlardan, grup morali raporu değil de haftalık bütçe raporu. Abi İstanbul'daki kadife dükkanından bize 646 akçe geliyor. Muazzam. Gerçekten muazzam. İşte bunun sayısını arttırdığımız zaman, yani Edirne şehrine de bir işletme açarız, Konya şehrine de bir işletme açarız. 3-4 işletmemiz olduğu zaman ay hatundan mesaj geldi, gel beni bir ziyaret et diye. Canını yediğimin be, Edirne'de görüşelim diyor. Görüşelim, görüşelim anam. Ama odun gibi gitmeyelim kızın yanına abi. Bir iki şiir öğrenelim. Ağzımız azıcık laf yapsın. Şurada bir hana girelim. Umarım bu handa bir eleman bulabiliriz. Kardeş selamun aleyküm, bana bir şiir öğret be. Var mı şiir öğretecek eleman? Gezgin, kavgacı, sarhoş. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Sabah yürek yediniz, buraya mı geldiniz? Gezgin halk ozanı, dur. Hancı bana bir laf edecek mi? Hancı koşturuyor ortalıkta.
Reis selamünaleyküm. Kardeş bana aşklardan bahset, bana sevgiden bahset. Bu aşk oyununda bana da yer var mı falan filan. Tamam, bana bir şiir öğret. Helgeret ve Kara Destanı'nın bir kısmını öğretebilirim. Kan ve savaş dolu yiğitçe bir hikayedir. Kadın savaşçı kara aşığı olarak Helgeret isimde bir savaşçıyı seçer. Çünkü onu dövüşle yenebilen tek erkek odur. Kızını başka biriyle evlendirmek isteyen bana, baba, oğulları ve muhafızları ile birlikte Helgeret'i öldürmek için gelir. Savaşırlar ve Helgeret'le Kara tüm birliği yok eder. Oho, sen ne diyorsun hocam? Sadece Kara'nın sevgili kardeşi hariç ve o da büyüdükten sonra babasının intikamını almak için Helgeret'i öldürür. Erkek ve kadın savaşçı tasviri çoğu kadının hoşuna gider. Fakat bu kanlı hikaye bazı kadınlarda ters tepebilir. Sen bana öğret reis. Sen bana öğret. Eyvallah eyvallah. 300 akçe helali hoş olsun. Sen bana bir öğret. Sen bana şiirimizi öğret. Artık leydimize gittiğimizde bir şiir okuruz. İnşallah böyle Canan Hanım delikanlı kızdır ha. Delikanlı kız severiz. İki savaşçıdan oluşan dört grup. Ay Kardo burada kal. Burada kal. Yahu burada kal dedim sana. Yat aşağı. Şunu bir saplamalı hale getirsene. Oğlum ikiye bir bunlar etrafımızı sarıyor lan. Hayırdır? Abi bu arada bu da benim en sevmediğim şeylerden biri ya. Böyle en çok iğreti duydum. Al bunu. Al bunu boğazına. Ya cirit vurmuyor mu? Ben en güzeli fırlatayım bunu. Sabit kal. Sabit kalınız lütfen. Sabit kalınız lütfen. Teşekkür ederim. Merhaba. Evet evet sen o arkadaşı hallederken ben böyle bir kulağına fısıldayabilir miyim? Şş, arkana bak arkana. Eyvallah. Kanka güzel iş gördün ha. Yoruldun mu? Bayağı sağlam iş gördü eleman. Nereden baksan önümde durdu ve tankladı yani. Şimdi bir saniye. Baba sabit kalın be. Sabit durun lan. Öteki türlü vuramıyorum. Yerde de kargıyla dolanıyor eleman ya. Kıyamam. Arkadaşlar merhaba. At üzerinde cirit atmaya pek alışık değilim ama. Bir saniye. Şu arkadaşı bir... Ben iniyorum attan ya. Bu arada var ya bıçaklı adamla birebir girmek yapabileceğimiz en aptalca şeylerden biriydi ve neyse ki bu aptallığı yaptık. Bıçağın hani silah sallayıcı çok hızlı olduğu için bıçaklı elemanla hiçbir şekilde birebir giremezsin. Adam bayağı hızlı olur yani özellikle muhafızla falan ya mızrakla falan şey olması lazım. Yakın dövüşte halledebileceğin birileri olması lazım. Misal kargılı adamı her türlü yenersin. Ya yanına çok yanaştırmayacaksın. Hani bir şekilde üstesinden gelmeyi başaracaksın. Gerçi kalkanını kırdığın an mahveder ya. O bıçaklı elemanlar şey gibi oluyor böyle. Çaki gibi oluyor. Adamın üzerine yapışıp böyle yok ediyorlar. Turnuvayı kaybetmemin eminim bu arada. Ay kötü oldu bu. Kötü oldu işte. Merhaba. Merhaba, selam, selam. Bir saniye. Ölen arkadaşın elinde ne var? Kargı var. Hiç hoş değil. Selam. Kardeş, sana zahmet. O bıçağı bana bir tur verebilir misin? O bıçağı bir alabilir miyim ben? Sana zahmet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi... Bunlar bizden mi? Galiba bizden. O arkadaşlara vurulmuyor. Tamam onlar bende. Ben onlara gidip Chucky gibi saldıracağım. Ben onlara gidip Chucky gibi saldıracağım abi. Ben de o. Diyorum ya yani bıçaklı adama giremezler ya. Bıçaklı adamla kapışmak diye bir durum söz konusu bile değil.
Çünkü bıçaklı adam sen daha elini kaldırmadan patır 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 sana indirmiş oluyor. Şimdi geriye kalan tek şey etraftaki düşmanlara ayırt etmece. Bu adam düşman mı? Evet, bana cirit atmaya çalıştığına göre kesinlikle düşman olduğuna kanaat getirdim beyefendinin. Buradakiler bana düşman mı? Sanırım şu arkadaş yok. O arkadaş değilmiş. Galiba onu kovalayan o zaman. Yani öyle kargı vuruşu mu var be? Bizim adam da ölmeye yer arıyormuş ya. Sen onu oyala, sıkıştır. Sıkıştır atınla, ben onu keserim. Bu tarz savaşları da hiç sevmiyorum ama ne yapalım. Ekmek parası be. 3 savaşçıdan oluşan 2 grup. Allah'ım nihayet bana bıçak verdi. Bunların elinde ne var? Kargı var. Şimdi yapacağımız hamle belli. Evet, 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 evet. Adamların kargılarını böyle duvara toslatacağız. Duvara toslattığımız kargıcıların etrafına dolanıp havada gübede, havada gübede dalacağız. Kargı hızlanamadığı sürece bir cecik yapamaz. Yakından da vuramaz. Çok güzel. Şimdi ciritçi hanımefendiyi sıkıştırma zamanı. Ciritçi hanımefendinin hele ki atını egale etmeyi başarırsak hiçbir şey yapamaz. O ciriti bize karşı doğrultamaz bile. Merhaba, merhaba. Hoppacık. Kim kaldı geriye? Bir tanecik daha ciritli adam kaldı. Çeviklik yeteneğinin fazla olması da çok çok işimize yarıyor bu arada. Hani hem atletizm yeteneğimiz fazla, hem kalkan yeteneğimiz fazla. Arkadaşlar şöyle bana bir sıkıştırın. Evet, ben buradan sırtına çizikler ata ata elemanı halledeceğim. Ata mı veriyoruz zararı? Ata değil de ben elemana vurmak istemiştim ama. Neyse, dur bakalım, şöyle bir atı da aşağı indirme şansımız olur belki. Merhaba, tutun abi. Tutun arkadaşı. İnattan. Evet, elimize sağlık, elimize sağlık. Dördüncü turdasın. 2 savaşçıdan oluşan 2 grup. Hadi elime düzgün bir şey ver. Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bayağı şansım yaver gidiyor ama ben bunun cezasını çekeceğim diye tahmin ediyorum. Durdur o atı. Bir saniye. Bir saniye kardeşim, bir sucuk alayım oradan. Bir sucuk alayım oradan. Alam. Hiçbir zaman için. Hiçbir zaman için. Bıçaklı adamla birebir giremezsin. Ve ben bunu dedim diye son tur bana kesinlikle karşımdaki adamda bıçak olacak, değil mi? Bana kargı verecek karşımdaki adamda bıçak olacak. Gerçi onu da hallederiz ve bir şekilde üstesinden geliriz ya. Atını da keseceğim. Hızımı alamazsan bizim ata da girerim. 2 savaşçıdan oluşan 2 grup. Ver bakalım. Oo, cirit geldi reis. Hoş değil, hoş değil. Pek hoş değil. Ama ayarlarız. Sadece kargıcı mülayime dikkat etmem lazım. Keşke azıcık fırlatma yeteneği verseydi. Şu arkamdakini alabilir misin sevgili takım arkadaşım? Artık her kimsen. Ben bu elemana demeç çıkartamıyorum da. Merhaba, ölmenizi rica edebilir miyim? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şu bıçağı hemencik bir alayım. Bir saniye, talimci hançeri. Eyvallah. Şöyle önden bir sırtına çalışayım elemanın. Bu arada fırlatma silahları yeteneğim çok kötü gerçekten ya. Ay. Elemanı yamulttu be. Bir saniye, bir duvara doğru tosla, duvara doğru tosla, ben geliyorum. Teşekkür ederim, tam doğru yerdesin. Hayır, hayır, hayır. Atı kıpırdatmıyoruz, atı kıpırdatmıyoruz. Kesinlikle. Attan bir in bakalım. Artık şansın yok ki. Vurmaya böyle kılıcını açtığı anda, kalkanını açtığı anda bende. Son turdan da paramızı bir alalım. Oh, mis gibi para. Hem turnuvadan 200 akçe alacağız. Evet, tam tahmin ettiğimi yaptı galiba. Tamam, önce adamı attan indir. Sonrası belli. Adamı attan indirdikten sonra izin ver gelsin, izin ver gelsin. Tamam, o buradayken şimdi tam karşıya gideceğiz. Tam karşıya geçtikten sonra sert bir manevra yapıp kargıyı indirip üzerine doğru kıramıyorum. Hmm,
Ne yapabilirim acaba? Bu arada kesinlikle o kalkan kullandığı için benden daha kötü durumda. Yani kalkanlayken bana o göndergeli silahla çok vuramaz. Ama dibimden ayrılması lazım. Kesinlikle dibimden ayrılması gerekiyor. Peki sıfır hasar alıyorum, sıfır hasar veriyorum. Olmaz böyle. Atletizm yeteneğim çok fazla değil anladığım kadarıyla. Şimdi bu adamla aramızda bir fark açmayı deneyeceğim, tamam mı? Bu adamla şöyle bir fark açacağım. Ondan sonra attan ineceğim. Beyefendiye gelirken bir vuracağım. Tekrar atıma bineceğim. Çünkü kargo vuruşu yapamıyorum. Kesinlikle isabet etmiyor yani. Bayağı zor oluyor benim için. Burada ineceğim. Kargımı hazırlayacağım. Ve beyefendiyi paketleyeceğiz. Süper. 200 akçelik bir ödül. Bunun yanı sıra 3980 akçede ben kazandım. 20'de Nam kazandık efendim. Şöyle kaleye girelim de bir Macar Lordunu selamlayalım ya. Kaleye girelim bir Macar Lordunu selamlayalım. Merhabalar, merhabalar. Ama Lord yok sarayda. Lady Paleka. Evet, evet, evet. Peki sizi daha yakından tanıyabilir miyim? Lord Lurda'nın baldızı, Lord Yipward'ın karısı. Tamam abi, tamam hanımefendi evliymiş. Şey yapmayalım böyle, terbiyesizliğin lüzumu yok. Şimdi ne kadar paramız oldu? 8190 akçe. Pazar yerine bir girelim. Erzak tüccarını alalım. Şöyle şunları bir satalım. 10.000 akçemiz olsa çok güzel iş başaracağız da işte. Topluyoruz parayı yavaş yavaş. Şimdi Macar krallığıyla savaşta değiliz. O yüzden buradan herhangi birinden çekinmeme gerek yok. Gidelim bir Lady'yi ziyaret edip Lady'mize şiir okuyalım efendim. Odun olmanın lüzumu yok. Madem hatunu tavlamaya karar verdik. Böyle bir iki şiir okuyalım. Osmanlı Devleti bayağı bir devletle barış anlaşması imzaladı galiba. Hem Karamanoğulları Beyliği ile hem Memlük'le. Bu bizim için güzel bir haber. Devlet ne kadar rahat olursa biz de o kadar rahat oluruz. Hani bol bol turnuvalar düzenlenir. 17 tane Bulgar haydutu. Sizin icabınıza bakabilirim. Hatta keseyim. Belki doğru düzgün bir para çıkar. Aa, bu elemanların ama şeyleri var, okları var. Bunlar bana birazcık zarar verecek gibi. Gidelim bu elemanları da keselim. Buradan çıkan parayla belki ikinci işletmeyi açmaya hak kazanırız. İkinci işletmemizi açarız. Gider Lady'ye şiirimizi okur. Ondan sonra da ufaktan bölümü sonlandırırız. Bilmiyorum yani bu bölüm içerisinde bir işletme açabilmek gerçekten çok çok hoş olurdu. Zaten bölümün başında bir sert kayaya çarptık. Kardeşim al, yat aşağı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim kılıcıma oturduğunuz için. Çok sağ olun gerçekten. Bu arada var ya, kalkanım olmasa bu iş haddinden fazla zor olabilirdi. Ama kılıcıma karşılık veriyorsunuz, elemanlar da hemen ok için pozisyon arıyorlar. Benim de bir böyle okçu kasmaya bir özenlisim var da... Zırhım falan oturmuş ya. Baksana abi. Adamların arasına girip dilediğim kadar hasar tutabiliyorum. Merhaba. Merhaba Safteri Kaydırlar. Teşekkür ederim. Eşyalarınız için çok sağ olun şimdiden. İyi işlerde kullanacağım. Eyvallah. Yaklaşık böyle bir 1000-2000 dukatlık gelirim olduğunda da yavaştan ordu toparlarım. Teşekkürler. Bu ayaklık zırhı daha iyi galiba, baksana. Bu sadece yeniçeri ayakkabısı ama buradan ayaklık zırhımız da oluyor. Çok güzel. En azından bir ayaklık zırhı sahibi de olduk. Şöyle şurayı bir alalım. Önce Edirne şehrinin tüccarına gideriz, eşyaları satarız. Edirne şehrinin tüccarında eşyaları sattıktan sonra da bir hatunla konuşuruz. İşi tatlıya bağlarız bakalım. Canan Hanım'ın kalbine giden yol umarım şiirlerden geçiyordur. Allah özledim falan diye mesaj attı. İyi yani, ilk mesajın hatundan gelmesi iyi. Merhaba, selamun aleyküm silah tüccarı kardeş.
Sizde para vardır ya. Silah tüccarında mıydı, zırh tüccarında mıydı? Aman aman aman. Bayağı güzel silahlar var ya. Ticaret yeteneğimi arttırmadığım için elimde bulunan eşyaları çok ucuza satıyormuşum. Babuşlardan biri beni bu konuda da uyardı. Ticaret yeteneğini artık arttırman gerekiyor. Elinde bulunan eşyaları çok çok ucuza satıyorsun. Ticaret yeteneğini arttırmazsan para biriktiremezsin diye beni uyardılar. Ticaret yeteneğine de yöneleceğim. Ama öncelikle bir çevikliği 15 yapayım. Kalkan, atletizm ve binicilik yeteneğini arttırayım. Sonrasında ticaret yeteneğine birazcık önem vereceğim. Çünkü şu an odak noktam çok fazla para kazanmak değil, iyi savaşıp hayatta kalabilmek. Şöyle gidelim ve Nedime'yi bir ziyaret edelim. Lady'm. Bugün her zamanki kadar güzelsiniz. Diyeceğim de değil lan. Değil abi, bizim Lady yamuk galiba. Yani sonuçta nefes alıyor ve akrabaları var, tanıdıkları var. Ne yapabilirim ki? Ah babuş paşa, mesajımı almış olmalısın. Gelebildiğin için o kadar mutluyum ki. Ben de. Şiir sever misiniz efendim? Şiir seviyorsan sana şiir okumak isterim. Verçigin uçurumları, kazıdı parıltısını, bilmem ne. Ah Helgeret ve Kara Destanı. Destanda öyle bir hanım vardı ki ne istediğini bilir ve onu elde etmekten çekinmezdi. Zaman hızlı geçiyor, burada oyalanmayalım. Eyvallah, eyvallah hatun. Şiiri beğendiğine sevindim. Hala süren bir ziyafetten haberim var mı? Gidip karnımızı doyuralım ya beleşe. Neyse Canan Hanım, sonra görüşürüz efendim. Sizin iltifat edemiyorum. Marş almıyor. Sizi görebileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hayatta kalmamın sebebi sizi bir gün daha görebilmek umuduyla ben padişahı kurtardım ya. Ama bir karıyla kızla mı uğraşacağım? Her neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu bölümde de bayağı para kastık. Çok dişli rakiplerle mücadele ettik. Lady'mizle zaman geçirdik ve kendimizi bir tık ileri taşıdık. Hatta azıcık daha zorlarsak bir işletme sahibi daha olabileceğiz. Bu bizim için çok çok güzel bir haber. Bu diyarda yavaş yavaş kalıcı hale geliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.